Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan Kayseri Özel Hastanesi'nin selamlarıyla hazırlanan benim de Konya Ereğli'den herkese selamlarımı ilettiğim videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadıköy Sokak kanalımız büyüyor. Sizlerin destekleri, sizlerin istekleri, sizlerin yapmış olduğu her şeyle büyüyor arkadaşlar. Ve ben de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizlerlesiniz. İyi ki bu kanalın bir ferdesiniz ve bu kanalı aileniz olarak kabul ettiniz. Fenerbahçe'de gündem yoğun. Ona 17 Haziran'dayız. Mali Genel kurul yapıldı. Yapıldı yapılıyor ama hani elle tutulur gözle görülür bir şey var mı? Yok bildiğimiz şeyler. Ben şunu belirteyim arkadaşlar. Kendi adıma şunu belirteyim. Teknik direktör konusunda bugün herkes açıklama bekliyordu ki ben duyumunu verdim. Beklemeyin dedim. Daha anlaşamadılar dedim. Fenerbahçe'de 5 yıldır süre gelen başsızlık mı diyeyim bahtsızlık mı diyeyim o devam ediyor. Mesela Monteya. Monteya için resmi açıklama gelmiş arkadaşlar biliyor musunuz? Yani resmi açıklama gelmiş. şimdi Monteya'nın yardımcısı resmi açıklama yapmış arkadaşlar. Kendisi değil, yardımcısı. Adana Demirspor'da yardımcılığını yapan İtalyan antrenör Massimo Rivellaro il Coeditano'ya açıklamalarda bulunmuş. Yani neredeyse 12 ay süren bir sezon oldu. Dünya kupası arası, deprem arası, seçim arası oldu. Doğru. Geçen sezonki 9. sonrası hedefimiz çıtayı biraz daha yükseltmekti. Büyüleyici bir sezon geçirdik. Galatasaray, Fenerbahçe, 5 taşın ardından 4. olduk. Galatasaray şampiyon yaptılar. Bu lig geçerli olmayan bir lig. Bizim için şampiyonluğu kazanmak gibi 4. olmak böyle bir ligde diyor. Yani sözleşmesi devam etti. Devam etme niyetimizi bildirdik diyor. Devam etmeme niyetimizi bildirdik. Kalbimiz Adana'da bıraktık. Her açıdan çok güzel bir iki yıl oldu. Hani Fenerbahçe ile Adana alıyor. Ne diyorsunuz diyorlar. İtalya'ya dönmek üzere olabilirdi ama ortada somut bir teklif yok. Türkiye'de başka bir kulüpte mücadele etme ihtimalini değerlendireceğiz. Benim de niyetim birlikte harika zamanlar geçirdiğim teknik direktör Montella'nın ekibinde yola devam etmek sözleriyle noktalamış. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar hani Türkiye'de devam etme fikri, Türkiye'den bir görüşme yaptığını belirtiyor. Şimdi başka bir gazete diyor ki Montella'nın transfer listesi de hazır. Jesus da Fenerbahçe yollarına ayırdı. Olur da Montella gelirse transfer listesinin hazır olduğu iddia edilmiş. İtalyan basından Cal Calcio Mercato'nun haberine göre Vincenzo Montella'nın transfer listesinde 3 ismi duyurmuşlar arkadaşlar. Bir kere birincisi Edin Ceko. Yani 48 yaşındaki teknik direktörün ilk hedefi Edin Ceko olduğu belirtildi. Ee, ve Montella'nın Ceko'yu çok istediği söylendi. Yani Edin Ceko bir numaralı ismi diyor. Doğrudur. İkincisi Cuadrado onu konuşacağız. Ya da Cuadrado'yu ileride konuşmayayım şimdi konuşayım. Ee, hani listesindeki diğer adayın Juan Cuadrado olduğu kaydedildi ve hani sözleşmesi biten 35 yaşındaki oyuncunun Montella tarafından kadroda görülmek istediği söylendi. Ben şunu söyleyeyim garanti bir isim. Hani 35 yaşında kendini kanıtlamış garanti bir isim. İster misin hocam? Biraz daha gençleşmek isterim. 3. isimde Ricardo Orsolini, Orsolini Bologna'dan Ricardo Orsolini üçüncü isim olduğu belirtiliyor. Şimdi ben çok yorum okudum. Bu arkadaşla ilgili ciddi bir dosya hazırladım. Onu da belirteyim. Bu dosyayı diğer kısımda konuşacağım, diğer videoda. Hani Fenerbahçe temasları var. Oyuncu için Fiorentina, Napoli'de devrede. Oyuncunun kulübü Bologna Rossi'yi istiyor. Ne olacak? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama bir çalışma çabalama var açıkçası. Şimdi Fenerbahçe yıldız avında bir diğer haberimiz. Nedir o yıldız avı? Nedro yıldız avında? Fenerbahçe'nin 9 sezonluk şampiyonluk hasreti sonlandırmak istiyor. Ryan Kent'le anlaştı, imzaladı, açıkladı ve daha da devam etmek istiyor. Transfer harekatı sürüyor. En güçlü adaylardan biri Monteya deniliyor zaten Monteya. Tamam hani bu videonun konularından bir tanesi. bu kısmı geçiyorum. Ali koş açıklayacak falan filan açıklamadı. Açıklayacağını da sanmıyorum. Yani açıklayacağını da sanmıyorum, açıklamadı da. Cuadrado hep yazılıp çiziliyor. 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek. Juventus'ta uzatmayacak. 2017'den beri oynuyor. Yaşı 35. Yani hem sağ bek hem sağ kanat olarak oynayabiliyor. Ki eğer Cuadrado'yu becerip alabilirsen sağ ve solda da Ferdi Kadıoğlu var. Yani işin açıkçası bize ya çok iyi bir sağ ya da çok iyi bir sol lazım. Şimdi e, Alfredo Morelos ismi de çok fazla gündemde. Fenerbahçe'nin Rangers'tan Alfredo Morelos'u talip talip oldu. Arkadaşlar şimdi ben şunu çok görüyorum. Ya bin tane isim yazıyorsunuz. Ala ala 20 tane isim alıyorlar. Doğru. Bin isim yazan da doğru. Bin isim söyleyen de doğru. Ala ala 5 tane altı tane alan da doğru. Arkadaşlar siz zannediyor musunuz? Fenerbahçe kafaya yazıyor 12 tane futbolcu. Gidelim 12'sine kaçını alabilirsek alalım. Öyle mi zannediyorsun? Bakın bazı transfer listelerinde bir kanat için 60 futbolcunun olduğu listeler vardı. 60 futbolcu. 60 tane sağ kanat için yazılmış. Şu, 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 şu. Ya hepimiz Erling halantı isteriz. Doğru muyum? Ya birinci sıraya da halantı koyacak halleri yok. Ya mesela kim olur? Atıyorum Aboumeyang olur. Firmino olur. Ceko olur. Morelos olur. Hani... İşte Belotti kulübünden memnun değil. Ahmet memnun değil. Mehmet memnun değil. Böyle böyle bir liste çıkarılır. 20 tane futbolcu. Dersin ki hangisini alırsan al fark etmez. Yani küçük detaylar, nüanslar. Biri 37 yaşındadır, biri 30 yaşındadır. Biri bonservislidir, biri bonservissizdir. Hani bunlar küçük nüanslar. Birine 6 milyon bonservis vereceksindir, öbürüne 6 imza parası vereceksindir. Bunlar nüanslar. Ama e, görüşlen çok fazla isim var. Almayacak olsan bile görüşüyorsun. En azından piyasayı biliyorsun. Şimdi siz üstünüze mont alacaksınız. Kafanızdaki mont şekli belli ama gidip mesela mağazalardan bakıyorsunuz. Lan bu mont kaç lira? 700 lira. Hmm, bu kaç lira? 800 lira. Ben bunun aynısından düşünüyorum. Gittiniz adam size 4000 lira fiyat çekti. Otomatikman ne dersiniz? Ben piyasayı biliyorum dersiniz. Bizimki de bir nevi piyasa araştırması bilginiz olsun. Inter'den Joachim, Koreya, Atalanta'dan Luis Muriel. Bir kere Luis ile ilgili hiçbir temas yok. Koreya'da bize önerildi. Ee, hani ben Inter'in vereceğini düşünmüyorum ama Şöyle bir kafamda bir plan çiziyorum. Ceko'yu forvete, Orsolini'yi sağa, Correa'yı sola alsan. E, Kent de var zaten. Yani Fenerbahçe'de İtalyan rüzgarı. E haliyle, haliyle diyorum. Haliyle Conte ya da bunları idare edebilecek bir isim ve İtalyan etnik adam. Ha, durum bu. El Şaravi sürprizi. E, Roma'ya vardı yakınmış Corriere della Sport. Sözleşme sona erdi Stefan El Şaravi'nin. Fenerbahçe temasa geçti diyor. İkna etmeye çalışıyor diyor. Arkadaşlar bakın temasa geçti. Bunların hepsi doğru. Gerçekten doğru. Çünkü fiyatını soruyorsun. Kaça gelirsin diyorsun. imza parası ister misin diyorsun. Şartların sana uymasına bağlı. Orsoli'ni listede diyor. Onu zaten konuştuk. Yakında görüşme var. 34 maçta 11 gol 4 asistten oynayan Orsoli'ni sol ayaklı bir oyuncu olarak sağ kanatta görev yapıyor. Son derece teknik bir futbolcu. Hem sol ayağını çok iyi kullanıyor hem de harika paslar atabiliyor. Yani Bologna ile Fenerbahçe'nin görüşmesi yakında diyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Hakikaten bak. Öyle bir Fenerbahçe tandemi hoşuma gider mi? Çok hoşuma gider. Bak Edin Dzeko mesela. Edin Dzeko da Fenerbahçe'ye şart sundu diye bir haber var önümde. Neymiş sunduğu şart? Kentle hızlı bir giriş yaptı Fenerbahçe. Valencia'yı gönderdi ve boş alan golcü pozisyonu için Edin Dzeko düşünülüyor. 37 yaşındaki forvet teklife sıcak bakıyor. Evet demek için sadece bir şart sunmuş ortaya. Ki bunu siz sosyal medyada gördünüz. Çoktan görmüşsünüzdür. Fakat ben işin orasında değilim. Bak Türkiye kupası alındı. Avrupa'da hangi kademede oynayacağım belli. Ligin açılacağı tarih belli. Jesus'un gitme tarihi bir ay önce belli. Her şey belli. Yani belli Fenerbahçe'de belli olmayan tek şey var. O da Ali Koç. Ali Koç'un kafası çok belirsiz. Ya Mayıs 1'de adam sana gideceğini söyle. 1 Mayıs'tan bugüne ya 20 tane teknik direktörle görüşlü olacak. Görüşmesen de sosyal medya görüştü diyecek zaten. Sana ne? Git konuş şartlarını sun. Kimi istersin? Transfer listesi şöyle böyle. Atıyorum kafadan. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı hani kafadan atıyorum. Aykut Kocaman e, Hamza Hamzaoğlu, işte Ersun Yanal İsmail Kartal işte e, Sergen Yalçın. Tek tek sayıyorsun. 20 tane teknik adam. Oturursun yönetimle dersin ki ne yapabiliriz? Türkiye kupasını almışsın. Hedefin ne? Konferans ligini kazanmak. O zaman yabancı teknik adam olmak zorundasın. Çünkü Türk teknik adamlarda Avrupa'da kupa getirecek kapasite yok. Doğruya doğru. Bütün Türk teknik adamların hepsini için söylüyorum. Avrupa'da başarı elde edebilecek kapasite yok. Letonya Türk, Türkiye milli takım maçını gördünüz değil mi? Abdülkerim Parmakçı'nın ne kadar rezil oynadığını gördünüz. Hocam bir maça özel midir? Bir maç özel değil. Bu adamın her maçı böyle. Her maçı böyle. E, Türkiye liginde geliyor futbolcu. Abdülkerim'e dokunuyor. Hop sarı kart. Lan ne yaptım diyor. Ne yaptım diyene kadar ikinci sarı yiyor. Böyle kollarsan Avrupa'da böyle tırt olur. Ama hocam gol attı. Lan bizim İrfancan kahveci de gol attı. İrfancan oyuna girerken hepimiz aynı şeyi dedik. Bu niye giriyor? Kerem Aktürkoğlu topun tesini oynamıyor. Lan Arda'ya pas ver vermiyor. Cengiz Ünder topun tesini oynamıyor. Arda'ya pas ver vermiyor. O gol attı ya tamam. Berlik'in yıldızı. Şöyle yapın. Hakan Çalhanoğlu. Lan Hakan la oynadı topu ben şu kilomla ben de oynarım. Hiçbir fark yok ben. Hani ha benim şu kilomla oynadığım futbol ha Hakan Çalhanoğlu. Arda Güler demişken aklıma çok iyi geldi bak. İyi hani konuyu siz açacaktınız normalde ama ben açtım. E Arda Güler gördün mü milli takımdaki ayrımcılığı, ayrıştırıcılığı, farklılığı? Sen Fenerbahçe'nin topçu Arda Güler. Sen Fenerbahçeli Arda Gülersin. Sen hazır ol kıskançlıklara, hasetliklere hazır ol. E buradan ayaksa gidecek, şuraya gidecek, buraya gidecek. Aynı orada ortada yaşayacaksın. Sen daha 18 yaşında çocuksun onların gözünde. Ha, o kulübün altyapısından çıktığın için o kulübün altyapısından çıksan orada bir değerin olur. Ya, Ahmet Can mıydı neydi? Trabzonspor tarihi bir paraya sattı Ayaks'a. Futbolcunun yüzünü görmedik. Sen de aynısı olursun. Anlatabiliyor muyum? Emre Demir Barcelona'ya gitti. Oo süper. Şimdi Fenerbahçe'ye geldi. Millet diyor ki bu çöpü niye aldık? Çöp değil. Geleceğin yıldız adayı. Ben şunu söyleyeyim mi? Arda Güler için en güzel kariyeri söyleyeyim. 40 milyon euroya satılır. Sonraki satıştan da %25 pay hakkı Fenerbahçe'nin olur. Kaça gider? 100'e satılır. 25'te oradan gelir 65 milyon euro. Çok iyi bir para. Fenerbahçe alt tarafındaki bütün gençlere de şu mesaj verilir. Siz de yapabilirsiniz. Incredible. İmkanlar dahilinde. Impossible. Ya ne dersin de siz de yapabilirsiniz imajını verirsin. Ben Arda Güler'le ilgili de tekrar tekrar söyleyeyim. Ben Arda'nın bir yere gideceğini zannetmiyorum. Şu milli maçlar bitsin. Yurda dönsün de Ali Koç'ta da yüz yüze görüşecek. Ben o görüşmenin detaylarını da inşallah size Antalya'dan aktarırım. Evet Antalya'ya bağlanıyoruz. Kadıköy Sokak Antalya muhabiri Mustafa Hoca'dan falan diye şey yaparım. Şimdi aklıma gelmişken Edin Ceko'nun menajeri Alessandro Lucci Monteya'nın menajerinin aynı. Ben bir listede sundum hatta. E, Twitter'da paylaştım. Olabilir miyim ki? Bu listede çok yakışıklı isimler var. Onu da söyleyeyim. Şimdi eee İnter'le görüşmüş. 4,5 milyon euro falan filan. Bunların hepsini geçiyorum. Hiçbirini konuşmuyorum arkadaşlar. Bunları konuşmaya gerek duymuyorum. Çünkü hepsi bildiğiniz isimler. Bildiğiniz isimler. Bir haber daha var. Onu da sunayım da. Bulabilirsem o listeyi. Ki buldum aslında da. internet burada köyde biraz yavaş olduğu için çekmede sorun yaşıyor. Monteya'nın bağlı olduğu menajerlik şirketi World Sacker World Roger Again, oyuncu havuzundan bazı üyeleri transfer market verisi olarak daha bir sürü futbolcu var da e, şunu söyleyeyim. Başlıca isimler Kulishevski sağ kanat 23 yaşında 55 milyon euro piyasa değeri var. Hocam o bize gitmez. Orta sahanın solu Filip Kostik Juventus'tan 22 milyon euro piyasa değeri var. 2026 sözleşme bitişi. Onu da bize koklatmazlar. Moise Juventus'un oyuncusu 23 yaşında forvet. Ah Carlson var 24 yaşında İsveç'te Azi Halkmar'da oynuyor 16 milyon euro. Korea forvet arkası Inter'de 12 milyon euro. Roland Salahi var sağ kanat. Castro başka kim var? Jean Musso var. Atalanta'nın 8 milyon euroluk for kalecisi. Zapa Maggiore. merkez ortası Maggiore 5,5 milyon euro. Luis Muriel forvet Atalanta'nın 32 yaşında. Bak hep isimlerin nereden çıktığını anlayın. Matia Perin, Juventus'tu. Edin Ceko, Florenzi hani e, Türkiye'de çok güzel habercilik yaptıkları için söylüyorum size. Bakıyorlar kim kimle alakalı bu bununla alakalı. Tamam o zaman hemen yapıştıralım diyorlar. Bu da o yapıştırmanın bir ürünü. Beşiktaş'ın istediği yıldız için Fenerbahçe'de devrede. Şimdi gelecek sezon kadro planlaması. Ryan Kent transfer edildi. Beşiktaş'ın gündeminde olan Milan Hırvat yıldızı, Milan'ın Hırvat yıldızı Ante Rebic. Bir kere şunu söyleyeyim. Haber doğru mu yanlış mı henüz araştırmadım ama Ante Rebic'i Fenerbahçe daha önce hedef aldı. Onu söyleyeyim. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Rebic için Milan'a teklif transfer teklifinde bulunduğunu almaya istekli olduğunu yazdı. oyuncu için Milan 5 milyon euro beklentideymiş. Fenerbahçe 3 milyon euro ayırmış. Pioli ile sorunlar yaşamış. Bu sezonki performansı. Milan'da bu sezon Serie A Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa İtalya'da toplam 31 maça çıkmış. Sadece 1229 dakika kalmış. 3 gol 2 asist. Kariyerinde Milan, Frankfurt'un yanı sıra Verona, Leipzig, ee, René Split, Fiorentina formalarını giymiş sol kanat forvet oynayabilen yıldız oyuncu kariyerinde toplam 313 maça çıkmış. Bu karşılaşmada 73 gol 35'te asist yapmış. Açıkçası bu beni tatmin eden bir şey değil. Bu arada ee, yani bu beni tatmin eden bir performans değil. Bunu söyleyeyim. Ben bu arkadaşla ilgili de gelecek diyemem. Hatta Rebic ismi kesinlikle gelmeyecek desem yalan söylemiş olmam. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani kesinlikle gelmeyecek dediğim isimlerden bir tanesi. <laughs> evet hocam biz bu videodan ne anlamalıyız? Değil mi? Kısaca söyle. Kısaca edince Koç'un hala şartlar aynı. Ben hala olumlu konuşuyorum. Fenerbahçe'ye gelir manasında konuşuyorum. Not futbolcuyu beğenin beğenmeyin. Bu sizin yorumlara yazacağınız şey. Ben duyumdan bahsediyorum. Ricardo Orsolini çok ama çok uğraşılıyor. Bilginiz olsun. Diğer kısımda detaylı konuşacağım. Koreya bize önerildi ama e, Inter'in bir niyeti yok gibi bir durum var. Umarım Inter'in niyetini şey yaparız. Başka Arda Güler, Arda Güler yurda dönsün de sözleşme uzattığında ya da gitmediğinde, o sözleşme revize edildiğinde hep beraber Davuca'yı ne bildiği de deriz. Cuadrado bize yazıldı ama ben bir duyuma sahip değilim. El Şaravi'nin ilgili de bir duyuma sahip değilim. Hani devam ettiği görüşmelerin sürdüğüne dair yok. Rebic yoklama çekildi. monteya kısmını zaten konuştuk. Alfredo Morelos. Morelos düşünülen isimlerden biri doğru. Şartları soruldu. Rossi güle güle Rossi. Rossi. Başka. Luis Muriel yok adaylar arasında. Aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. 30.800 olduk ama siz bu videoyu izlerken belki 30.900 olacağız her beğeniniz, her yaptığınız yorum kanala bir destektir arkadaşlar. Mantıklı yani e, böyle açık açık yazılan şeyler. Yoksa bir nokta koyup geçtiniz miydi? Bu olmuyor. Bazı yorumlara nokta atıp geçiyoruz hocam. Benim beni adam yerine koymuyor nokta atıp niye geçtin diye. Arkadaşlar yorumlara yorumda cevap vermiyoruz. Videoda cevap veriyoruz. Nokta atıyoruz ki biz sizin yorumunuzu gördük, haberiniz olsun manasında. Eğer sizin yorumunuza hiçbir cevap yoksa, nokta dahi cevap yoksa, kalp atılmamışsa biz sizin yorumunuzu görmemişizdir. YouTube bizden gizliyordur. Bilginiz olsun. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Yani bizim ekip çalışıyor. Yorumunuzda kalp yoksa, nokta dahi olsa, cevap yoksa biz sizin yorumunuzu görmemişizdir. YouTube sizin yorumunuzu bizden gizliyordur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu da nasıl açarsınız? Beğeniler atın, video izleyin. Üyelik için, hediye için soruyorlar. Arkadaşlar ben ayda 500 kişiye de üyelik hediye edebilirim. Benim için sıkıntı değil. Hani verdiğin zaten bir şekilde izlemeyle şundan bundan geri gelir. Onun için sıkıntı değil. Ama üyelik kazanmak isteyen arkadaşlar bol bol video izleyin. Oynatma listesi açın. 10.000 artı oynatma listesi var. Aç. iki kat hıza bırak. Bırak arka planda oynasın. İyi de hocam ben yarım saatlik işim var. Ya yarım saatte 3 video izlesin. Hocam iyi de 3 video diyorsun. Öbürleri kısa kısa yatıyor 500 video. Süre bazında düşün. Sen 3 video izledin yarım saat. Adam orada kısa kısa 30'ar saniyelik 5 video izledi. Hiçbir şey yaramaz ki. O yüzden bol bol video izleyin. Birer dakika, ikişer dakika açın. Sonraki videoya geçin. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Dakika geçireceğiniz dakikada önemli. Benim aktaracaklarım bu kadar. İyi ki buradasınız. Teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.